Muş Gündemi programında bugünkü konuğumuz Fatma Abeş, Muş Kalkınmada Kadın Emeği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. 1980 Muş doğumlu, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Muş Sanayi ve Ticaret Odası'nda Kadın Girişimciler Kurul Başkanı. Cezaevinde eğitmen olarak çalışıyor. Aynı zamanda iş hanımı. Gelinlik üzerine iş yeri var. 2002'de Bulanık'ta Engelli Kadın Derneği kuruculuğunda bulunmuş. 2012'de tekstilde ara eleman projesini başlattı ve 20 kadına istihdam sağladı. 2014'te de Şekerli Eller projesini gerçekleştirdi. 2014'te yine Hayat Boyu Öğrenme projesinde çalıştı. Cezaevinde 15'e yakın meslek kursu açtı. Sayın Fatma Abeş, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Sizi anlatmakla bitiremedik. Derneğinizin adıyla başlamak istiyorum. Kadın hakları savunuculuğundan farklı bir isimle karşımızdasınız. Kalkınmada kadın emeği diyorsunuz. Niçin bu isim düşünüldü? Neden? Çünkü kadın üretken bir varlık. Hı hı. Evde, emekçi, tarlada, eşiyle beraber işi, ekonomide ona katkıda bulunuyor ve kayıt dışı çalışanların %64'ü TÜBİTAK'ın verilerine göre kadın. Evet. Ekonomide biz de varız. Eksik değil, farklıyız diyoruz sadece. Onun için kalkınmada kadın emeğini çok severek verdim. Çünkü kadının elindeydi, her yer güzeldir. Biz bir sloganla başlamıştık. Cehaletin düşmanı kadındır. Kadın öğrenirse çocuklarına da öğretir sloganıyla başladık ve kadın haklarını yürüten birçok dernek var zaten. Evet. Ha, bununla da ilgileniyoruz tabii ki de, ama bizim amacımız istihdam. Yani kadına iş imkanları, iş fırsatları, yeni meslekler edindirmek. Yani genel amacımız bu. Bununla evet. Yola çıktık. Evet, çok güzel. Peki sivil toplum kuruluşları sizce ne işe yarar? Sosyal farkındalık yaratmak için sivil toplum örgütlerine ihtiyacımız var. Kamu kurum ve kuruluşlarından daha topluma yakındırlar, daha ulaşılabilirler. Bu yüzden özellikle kadın STK ve engelli STK'lar daha duyarlı, daha gönüllü çalışma esaslarındadırlar. Kadınlara ulaşmak adına yaptık. Evet, güzel. Derneğinizin amacı, vizyonu, misyonu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Derneğimizin kuruluş amacı istihdama kadın katkısı sağlamaktı. Bunlar zaten vardı ama kayıt dışılar. Evet. Yani tarlada çalışan kadın, evde çalışan kadın, iş yerinde çalışan kadın genelde sigortasız, kayıt dışı çalışan bir kadındır. Nüfus oranımızın %49'u kadın olduğuna göre çok minik bir %1'lik bir oranla eşit değiliz. Ne yapabiliriz diye önce düşündük. Sonra SODES'te ilk programımızı geçirdik. Hı hı. Tekstile ara eleman yetiştirmek, ki bu benim göz bebeğimdi. Tekstil sektöründe çalışacak elemanlar genelde günü kurtarmak adına başlatılıyordular. Yani verimli eleman yetiştirme, işveren, iş güvenliği, iş sağlığı, sosyal gelişim eğitimleri, işveren diyaloğu diye bir şey yoktu. Hı hı. Biz bu alanda 6 aylık kurslar verdik. Hem mesleki kursları, hem kişisel gelişim, hem empati yapmaları için psikologlar, sosyal çalışmacılardan destek aldık. Ve staj süreleri verdik. Bunları belli yerlere yerleştirdik. Ticaretle uğraşan ticarethanelere. Ve staj ücretlerini bizler ödedik, maaşlarını. 3 aylık stajdan sonra çalışabilirliklerini tespit ettik. Yani iş yeri çalışmalarını devam ettirmelerini istiyor mu işçilerin? Onlar o işverenle çalışmak istiyorlar mı? Bu bize bir şey öğretti. Diyalog en önemlisiydi. Evet. Aslında bir tek eğitim vermemişsiniz. Eğitimin yanında staj olanağı da sağlamışsınız. Bu da büyük bir adım. Evet. Bizde çalıştıkları, eğitim gördükleri süreçte SODES destekleriyle tabii ki. Bizim de eş finanslarımızla. Bütün kursiyerler, staj görenler belli bir ücret karşılığı çalıştı. Yani emeğin karşılığı, zaten dernek amacım bütün emeklerinin karşılığını almalarıdır. Ekonomiye katkı sağlamaları ve para kazanmayı öğrenmeleridir. Hı-hı. Çünkü diğer dernekler zaten bu görevleri yapıyorlar. Hak, hukuk ve yasal prosedürleri öğretiyorlar. Fakat
Bizdeki slogan güçlü kadın zaten bütün haklarını alır ve öğrenir. Ekonomide katkıda bulunan kadın, evine, eşine, çocuğuna katkıda bulunan bir kadın zaten çok şiddet mağduru olmuyor. Zaten ne istediğini biliyor, nasıl yaşayacağını daha bilinçli biliyor. Evet. Oluyor. Evet. Derneğinizi açma fikrini nereden edindiniz? Derneğimi ilk önce 2002'de biz Bulanık'ta bir engelli kadın derneğiyle açtık. Çok yakın bir dostum, eczacı bir bayan arkadaşım, Özdeş Kemaloğlu'yla birlikte açtık. Fakat Bulanık'a gidiş geliş zor oluyordu benim için merkezden. Hem iş yerlerim vardı hem çalışıyordum. Burada açalım dedik. Baktık çok iyi engelli dernekleri var burada. Yani bu işi çok iyi yapabilecek engelli derneklerimiz var zaten. Benim de çok sevdiğim. İsim verebilirim sanırsam. Sevgi Engelliler Derneği. Evet. Yani bu işi bizden çok daha iyi yapabilecek bir boyutta çalışmaları vardı. O zaman kadın derneği kuralım dedik. Ve iki de kurmuşuz. 400'e yakın üye grubum var. Genel üye genelim üniversite öğrencileri tercih ediyoruz. Çünkü onlar saha çalışmalarında çok daha verimliler. Daha aktifler. Tabii çok daha rahat gönüllü abla, yani aday abla. Onlardan çok faydalanıyoruz bilgi ve birikimlerinden ve enerjilerinden. Evet, üyelerin niteliklerini biraz daha açar mısınız? Gönüllülük esaslarıyla çalışıyoruz. Program ve projelerimizde gönüllü üyelerimiz hedef kitlelerimize ulaşmakla sorumludurlar. Hedef kitleleri belirleriz. Bunlar zaman zaman okullardır, dezavantajlı gruplardır, ekonomide ekonomik nedenlerden dolayı daha çok okuyamamış kızlardır. Bursla, özellikle bursla ilgili çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Bunun için ticaret odasından çok büyük destekler aldık. Yani ticaret odası bu yıl 1452 gencimize burs verdi. Yani onlarla ortak çalışmalarda özellikle ticaret odası, Kadın Girişimciler Kurul Başkanlığı'nı aldıktan sonra o bursları sayılarını arttırdık. İnşallah seneye çok daha bunun 2-3 katı kadar bir burs verilecektir. Peki, gerek bir eylemi, gerek söylemiyle sizi şaşırtan bir üyeniz oldu mu? Tabii ki. Ya da birkaç? Tabii ki, tabii ki. Yani algıda hassasiyet isteyen birçok üyemiz var. Temel hak ve hürriyetlerinden yararlanmak isteyenler, kadın çalıştaylarını daha sertleştiren, daha aktif hale getiren üyelerimiz de var. Biz mümkün olduğunca herkesi dinledikten sonra ortak faydada buluşmayı tercih ediyoruz ama. Yani üyelerimizin tabii ki her birisinin kendine göre bir yaşam şekli var, kendine göre bir çevresi var. Üniversite öğrencileri üniversiteye yönelik programlar istiyorlar bizden. Ev hanımları ev hanımlarına yönelik. Ama biz ortak bir paydada buluşuyoruz. Evet. Yani herkesi dinliyoruz. Herkese hitap edebilecek. Herkesi dinliyoruz, evet. Peki dernekçe yapmış olduğunuz projelerden genel bir bahsedebilir misiniz? SUDES'in 2012'de tekstile ara eleman yetiştirme programıyla biz bir defa 20 kursiyere meslek edindirdik. 20 kadına. Ve kadın tercihlerimiz dezavantajlı. Daha önce çalışmamış olan, herhangi ekonomik geliri olmayan, özellikle SSK'sı olmayan kadınları tercih ettik. Ve benim de bir üst tercihim daha vardı, çocuklu anneler. Yani çünkü hedef kitlesinde anne öğrenince hemen çocuğuna öğretir. O zaman biz sayıca 20 değil de 90 kişiye ulaşabiliyorduk. Evli kadınları tercih ettik. Meslek kursları edindiler. Meslek kurslarından sonra işverenle rehabilite çalışması, iyileştirme çalışmaları yaptık. İşveren işçi diyaloğuyla ilgili, empati süreciyle ilgili 20 kadını istihdam ettik. 2014 Daka Şekerli Eller Projesi. Ben bunun için çok uğraşmıştım. Defalarca kez verdim ve bir türlü geçiremiyorduk Şekerli Eller Projesi. Van'da işkemler açılmıştı. Kadınlar valiliğin verdiği yerlerde işte reçel şekerlemelerini yapıyorlar ve ciddi bir pazar alanı yaratmıştılar. Biz bunu burada işkem olarak bir takım nedenleri vardı. Bir takım hazır olmayan altyapılar vardı. Dernek adı altında yapalım dedik. Ve 25 kursiyerimize şeker üretimi hakkında 3 aylık bir eğitim verdik ve çok başarılı geçti. Belki slaytlar, resimlerde de bu gösterilecektir.
bölgede, Malatya'da en yakın üretici firmalar Malatya'daydı. Ve Muş onlarla yarıştı. Yani kadınlara kendi evlerinde iş alanları açtık. Bir piyasa bulduk. Mallarını satabilecekleri, değerlendirebilecekleri açık bir pazarları var. Ki 24 Nisan tarihinde Konya'da dünya pazarı kuruluyor. Uluslararası bir pazar. Mümkün olduğunca kadın üyelerimizi, kadın standlarda yer almak, ürün satmak isteyen herkesi götüreceğiz. Buradan da sesleniyoruz. Bize katılmak isteyen herkes İpek Yolu programı adı altında uluslararası bir pazar, standlar açılacak, pazarlar kurulacak. Bizimle gelmek isteyen herkes benimle iletişim kurabilir. Peki, yaptığınız faaliyetler dahilinde kursiyerlere bulduğunuz pazarlar var. Hani bunlar geçici değil mi? İleride yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir pazar bulabilecekler mi? Şimdi dünya pazarında yer eden firmalarla, dünyada 46. sayılabilecek şeker üretimiyle ilgili firmalarla görüştük. Tabii zor oldu onlardan bir piyasa payı almamız. Fakat gönüllülük esasları üzerine de çalıştığımız için derneklere bir pazar açtılar. İnternet sitelerinden bile kadınlar bunları zaten yapabiliyorlar. Yani hiç iş yeri açmasalar, vergi ödemeseler. Hayır, bu kayıt dışı çalışma demiyorum. Kendi ev üretimleriyle bahsediyorum. İnternetten bile pazar bulabiliyorlar. Ha, bulamayan, bu eğitimi almış her kadınla mükellefim. Bizzat görüşüp pazar alanlarını tekrarlayıp yenileyebiliriz. Yani hiç değilse bir yol yordam öğrenebiliyorlar değil mi? Tabii, devamlılık esasımız. Tabii ki. Yani devamlılık bizim esasımız. Yani projeyi yaptın, bitirdin, orada kaldı değil. Önemli olan da o zaten, hani devamlılık. Hani Üşkur'u biliyoruz, hani geçici bir şey sağlıyorlar, geçici bir istihdam oluyor gibi. Tabii, yara bandı gibi oluyor. Evet, hani devir daim. Bir geçiyor, işte birkaç ay çalışıyor, onun yerine daha sonra başkası geçiyor. Bu biraz geçici bir çözüm gibi değil mi? Aslında iş konusunda. Hani İşkur tabii ki bu en fazla 90 günlük bir eğitim süreci, kurs süreci veriyor. 90 gün yeterli midir, yetersiz midir o tartışılır. Çünkü bir daha kursiyer 6 ay boyunca herhangi bir hiçbir eğitimden faydalanamıyor. Fakat bu da çok önemli bir olgu. 3 ayda kadın kafasında ne yapabileceğini tasarlayabiliyor. Evet. Ben bu işi nerede yapabilirim? Ne kadar yapabilirim? Yani geçici çözümler ama hiç yoktan iyidir. Yani İşkur'un son kurs politikalarını çok da beğeniyorum. Hı hı. Yani mesleki kurslarının için ben Müdür Bey'e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Hiç kimseyi kırmadı. Beklenen, istenen her alanda bize yardımcı oldu. Peki, derneğiniz kadın haklarından ziyade kadının eğitimi ve istihdamına yönelik anladığımız kadarıyla. Peki başka ne tür eğitimler verilebilir? Siz herhangi bir alana dair eğitime ihtiyaç duyan kimselere nasıl ulaşabilirsiniz? Yani şu an mevcut elimizde bir program var. Aslında biraz amacımızın biraz dışında ama hedef kitlemiz anne olduğu için bizi de çok ilgilendiren bir kısımdı. Çocuk istismarları ile ilgili. Hı hı. Bu kız çocuğu olur, erkek çocuğu olur, hiç fark etmiyor bizim için. Ama çocuk istismarları ile ilgili okullarda, anne kız iletişiminde, anne çocuk iletişiminde çok kopuk ve eksikler olduğu için bu yönde bir çalışma yapacağız. Yani gerekirse köy köy, okul okul ya da gönüllü anneler kurup anne kız toplum merkezleri açacağız. Anne çocuklarının dokunulmaz olduğunu çocuklarına öğretecek. Hiç kimse çocuklar istemediği sürece çocuklara dokunmamayı öğrenecek. Yani bir algıda hassasiyet yaratacağız. Benim ilk defa girdiğim bir alan. Hı hı. Ama istismar, kadın istismarları, çocuk istismarları göz ardı edebileceğimiz bir konu değil. Özellikle dernekte 3 gün, haftanın 3 günü psikolog, sosyal çalışmacılar bu konularda kadınlara eğitmenlik yapacak. Hatta bazı okullara, okul aile birlikleriyle görüşülüp yani belli gönüllü anneler kurup rehber hocalarıyla çalışan, hani bu çocukları deşifre etmek değil, çünkü bunu yapan, istismarı yapan da diğer bir çocuk, onları hayatları boyunca lekeleyip işte siz istismarcısınız, siz busunuz değil de bunu eğitimle ne kadar başarabilirsek, yani benim bile bu eğitim potansiyelim yok,
Bu eğitimleri kendimiz alarak başlayacağız. Ve çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Çocuklarımızı nasıl dokunulmaz kılabiliriz? Onunla ilgili ciddi bir çalıştayımız olacak. Çok ciddi bir çalışma. Çünkü şu an gündemde olan en büyük konu kadın istismarları, kadın cinayetleri. Artık biz de tam olarak arkamızı dönemiyoruz buna. Çünkü kadın temel olarak yaşamak istiyor artık, öldürülmek istemiyor. Evet. Peki, derneğinize bağış yapan duyarlı bir kesim var mı? Bağış konusunda organize olabiliyor musunuz? Yahut dernekler birbirleriyle ne kadar bu konuda iletişim içerisindeler? Birbirlerine destek olabiliyorlar mı? Şimdi derneğin bağış konusunda benim genel bir politikam var, bağış almıyorum. Çünkü biz çalışmalarımıza başlarken insanlar hiç dernekleri tanımayan, hiçbir derneğe bağışta bulunmayan insanlar dernekleri dernekler bağış alır, dernekler bağış toplar, böyle değil. Buradaki çoğu dernek bağışla çalışmıyor. Kendi programını, devletle çalışabildiği programları yürütüyor. Bu programlarla ayakta kalabiliyorsa kalıyor ya da yönetim kurulu onu ayakta tutuyor. Hı hı. Kendi iç yapımızda ayakta duruyoruz. Herhangi bir bağış almadım şimdiye kadar. Çok özellikle nakdi yardımlarda bağışlara çok da sıcak bakmıyorum. Evet. Peki şey dediniz, hani ön yargılı bir zihniyetten bahsettiniz. Çok, çok onlar önemli. Hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani bir defa bilmedikleri, fikir sahibi, yani insanlar bildikleri konuda fikir sahibi olurlar. Evet. Ama bilmediğim bir konuda fikir sahibi olamazsın. Çok korkunç bir ön yargı. Yine bir tür sosyal linçtir, sosyal şiddettir bu. Yani kadını kabul etmeme, görme istememe. Hani hep dedik ya, eksik değiliz, sadece farklıyız. Yani biz daha duygusal, daha yaratıcı, belki daha toparlayıcı bir zihniyetle gidiyoruz. Halen ne kadar yumuşağız burada konuşurken bile, ne kadar uslubumuza dikkat ediyoruz. Farklılaştırmıyoruz. Diyoruz ki biz bir kuşun iki kanadıyız. Yani bir kanat biziz, bir kanatta diğer bir grup var, erkek cinsiyeti var. Zaten de kadınlardan yeterli desteği görüyoruz. Bizi kabul etmeyen grup yine tabii erkek grupları. Dernek dışında ne tür faaliyetler yapıyorsunuz? Dernek dışında Ticaret Odası'nın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanıyım. Evet. Yani o da aslında bir dernek sayılır. Hı hı. Daha büyük bir dernek sayılır. Daha kurumsal bir şey. Kapsamlı. Konuşmamızın başında anlatmıştım. Belli günler, belli aylarda belli programlar olur. Mesela 3-4 Nisan Adana'da Portakal Çiçeği Festivali var. 23-24 Nisan'da Konya'da İpek Yolu projesi var. Ciddi bir, çok ciddi bir proje. Dünyanın her yerinden, Malezya, Hindistan, Endonezya, yani hayal edemeyeceğiniz her yerden standlar kurulacak, bir pazar kurulacak. Ticaretle uğraşan kadınlar, yine üst kimlik kadın, orada herkes kadın olacak. Yani dışarıdan gelenler de kadın olacak. Kadınlar diğer pazarlarla tanışma fırsatı bulacak. Bu tanışmalarda birbirleriyle diyaloglarında pazar aracıları olacak. Yani bizler, kurullar. Çünkü biz STK'ları da götüreceğiz, katılmak isteyen esnafları da götüreceğiz. Arada bir köprü olacağız, pazar kurmak isteyen, ihracat, ithalat yapmak isteyenlerle görüşüp o konuda elimizden geleni yapacağız yani. Çok bence önemli bir konu orada. Pazar aramak isteyen herkesin yani bu tür aktivasyonlara katılması gerekiyor. Ticaret Odası'ndaki misyonumuz da bu. Yine kadınları ekonomik kalkınmada ne yapabiliriz? Ölmez işler nedir? Evet. Yani kadın ticarette kalıcılığını nasıl sağlayabilir? Bir istatistik yaptık. Kadın esnafların batmadığını gördük. Yani iflas etmiyorlar. İş belgeledik falan. Kapatmıyorlar. Geneli öyle. Kapatmıyor. Çünkü sermayesiyle dönmeyi tercih ediyor. Küçük sermayeyle ya da büyüse bile kendi öz kaynaklarıyla kalmaya devam ediyor ve işinde devamlılık esas. Yani meslek edindirme. Bu terzilik olur, tekstil olur, işte ölmez işler kuaförlüktür, terziliktir. Bunlar yaşamın devam edeceği süreçte o işler de devam edecektir. Yani kadınlarda mesleki becerileri uygun oldukları için işleri ben ölmez olarak hitap ediyorum. Yani bunlar her sektörde başarılı olur. Evet, güzel bir tanımlama. Ölmez. Evet, ölmez. Yani yaşam devam ettiği sürece o işler olacaktır.
Peki mahkumlarla yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Hani mahkumlarla diyalog kurma imkanınız oldu mu? Yahut oraya eğitime giden insanlar, hani kurs vermeye giden insanlar ne kadar duyarlı mahkumlar hakkında? Şimdi programı önce anlatayım. Hayat Boyu Öğrenme MESKİ pilot kurum sanat okuludur. Sanat okulu cezaeviyle bu yıl sanırsam 15'e yakın bir meslek kursları, beceri kursları açtı. Bunun içinde girişimcilik, kadın üst giysileri, erkek üst giysileri, tekstil, berberlik, kuaförlük, yapı denetim, bilgisayar, muhasebe ve benzeri bir sürü alanda kurs açtı. MESKEB'in anlamı zaten önceliği dezavantajlı gruptur. Dezavantajlı gruba engelliler, kadınlar, şiddet gören kadın, göç etmiş insanlar ve mahkum olan insanlar. Bence en dezavantajlı bölüm özgürlüğü kısıtlanan, yaşam kriterleri belirlenmiş, bir alana sıkıştırılmış insanlardır. Daha önce de cezaevinde çalışmıştım. Hı hı. Yani bu faaliyetlerin onlara bir defa sosyal etkinlik adı altında bir farkındalık yaratıyor. Evet. Yani kadın mahkumlarla ilgileniyorum ben. Cezaevinde 12 kadın mahkum var. 4 çocuk var. Niteliklerinden de bahseder misiniz? Yaş aralıkları falan. Yaş aralıkları genç kesim. Yani 20 ile 30 yaş arası daha çoğunlukta olan. Yani 40 yaş üstü çok sanırsam bir veya iki bayan var. Özellikle çocuklu hanımlar benim çok dikkatimi çekmişti. Çocuklarıyla beraber orada yaşıyorlar. Yani onlara tabii hayranım. Mutlu olmayı biliyorlar. Yaşama sarılıyorlar, pes etmiyorlar. Önemli olan onların iyi rehabilite edip oradan çıktıktan sonra suça karışmama olan. Hı hı. Yani bu kadar onlara meslek kursunu verilme amacı, onları kişisel gelişimleri, girişimcilik derslerinin tek bir amacı var. Çıktıktan sonra kendi iş yerlerini kurabilme. Zaten verilerde onu gösteriyor. İstihdam edilebilen engelli ya da kendi iş yerini açan engelli bir daha suça karışmıyor. Suç oranları düşüyor. Bunlar çok yetersiz tabii. Yani biz bahsettiğimiz bir yılda 15 kurs falan dersek bunlar yeterli şeyler değil. Ama elimizden geleni yaptık. Kurumlar da elinden geleni yaptı. Cezaevi yönetimi de çok anlayışlı, çok mahkumuma hassasiyet gösteren ve anlayan bir yapıdaydı. Yani ben herhangi bir olumsuzlukla hiç karşılaşmadım. Genel anlamda sahada karşılaştığınız olumsuzluklar nelerdir? Sahada çok olumsuzluklar yaşıyoruz bir defa. Beklenti yüksek bizden. Bunları karşılayamadığımız zaman tabii insanlar üzülüyor, hayal kırıklığı yaşıyor. Yani bize burs için sanırsam 400'e yakın bir başvuru olmuştu. Biz ilk yıl bunların 17'sine verebilmiştik. Gerisi üzülmüştü. Tabii bunlar için, bağış için özellikle söyleyebileceğim bir şey var. İş adamları burs verdiklerinde zaten bu oranları mümkün olduğunca vergiden düşürebiliyorlar. Yani vergi ödemek yerine biraz da böyle kendi şehrinde burslara yönelseler, burs verebilseler. Tabii üst kimliğimiz yine kadın. Çünkü burada erkek çocuklarını baba her şekilde anne gönderiyor. Ama kız çocukların ekonomisi biraz da ekonomileri iyi değilse hemen göndermeme, evlendirme taraftarlar. Evet. Onun için biz kız çocuklarına, daha çok kız çocuklarına, yani annelerimiz, onlar kız kardeşlerimiz, biraz daha duyarlı olup pozitif ayrımcılığı her zaman destekleyen biri. Peki ileride yapmayı düşündüğünüz faaliyetler nelerdir? İleride, şu an mevcut beklediğimiz Hayat Boyu Öğrenmenin 2015 programını bekliyoruz. Hı hı. Orada tamamen dezavantajlı bölümde çalışacağım. Tamamen göç mağdurları, bir kısım engelli, yine engellilerin çok işlerine karışmak istemiyoruz, engelli derneklerinin. Onlar çok iyi yapıyorlar bu işi çünkü. Dezavantajlı bölüm göç edenler, şiddet mağdurları veya hiçbir vasfı olmayan, ya ben çalışmak istiyorum, ya ben evde çok sıkıldım diyen bir kadın da benim için dezavantajlıdır. Onlarla çalışacağız. Yine meslek edindirme kursları, çünkü istihdam benim amacım. Evet.
İstihdamı da nasıl sağlayabiliriz? Bilgi beceri, öğreti kazandırarak. Hı hı. Onun için tekrar istihdam ama farklı sektörler deneyeceğiz. Yani farklı hayatlar oluşturmaya çalışacağız. Yani bunlar sürpriz olsun. Çünkü programımız henüz açıklanmadı. Ama farklı iş sektörleri, şeker üretimi gibi. Buna benzer. Yani merdiven altından başlamış bir şölen var. Elif Çoban merdiven altından başladı ve dünya pazarının %40 sanırsam 49'unu elinde tutuyor şeker piyasasını. Neden biz açmayalım? Burada çilek üretiliyor artık. Başka şeyler üretilsin. Reçel yaparız. Şekerleme yaparız. Evet. Turşu yaparız. Ya bunların pazarını buluruz, satarız. Tabii böyle kooperatifler halinde. Amaç kooperatif. Yani bireysel değil. Yani Fatma geldi, bunu yaptı. Tamam para kazandı. Öyle değil. Beşer kişilik kooperatifler halinde bu kadınlar birbirine güveneceği şekilde, birbirlerinden kopamayacak şekilde ilk başta. Kooperatif şeklinde bir üretim fikrimiz olacak. Evet, grup olma duygusu. Tabii tabii. Yani şehirde tekstil kentin de kurulmasını bekliyoruz. O kurulduktan sonra daha hayat bulacaktır. Yani yetkili birimlerle görüşülüp bize bir alan verilirse bir üretim sahası oluşturacağız. Hı. Sürpriz alanlar ama. Yani Muş'ta daha önce denenmemiş iş fikirleriyle geleceğiz. İnşallah. Ya bunda ticaret odası da biz destekleyecektir sanırsam kadın girişimcileri. Yani belki kanatlı hayvan üretimini daha küçükten başladık. Kooperatif halinde işte 5 kadını toplayıp mesela örnek veriyorum. Kars'ta bu kaz üretimiyle ilgili yapıldı ve çok ses getirdi. Yani kadınlar toplandılar, kooperatifler halinde kaz üretimi yaptılar. Sonra kaz lokantaları açtılar ve çok tuttu. Yani bu kanatlı hayvan üretimi olur. Çünkü küçük kümesler halinde kurabilirler 5 kişi topladı. Yani kümes dediğim tabii böyle kafamızda geçen minik kümesler değil. Her kadının kendi kümesi olup sonra ortak bir alanda kesin. Benzeri şeyler düşürüyoruz. Yani bu kaz olur, hindi olur ama kanatlı hayvanla ilgili bir çalışmamız olacak. Evet, inşallah. Efendim, yapacağınız çalışmalarda size başarılar diliyoruz. Bugünkü konuğumuz Muş Kalkınmada Kadın Emeği Derneği kurucusu Sayın Fatma Beş'ti. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle.